Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Inkscape 1.2 ile çoklu sayfalar oluşturma ve bu oluşturduğumuz çoklu sayfaları PDF olarak kaydetmeyi öğreneceğiz. Bu özellik Inkscape'in 1.2 sürümüyle beraber eklendi. Şimdi gelin dersimize geçelim ve bu özelliği tanıyalım. Çoklu sayfa oluşturabilmek ve düzenleyebilmek için sol alt bölümdeki butonumuza tıklıyoruz. Buna tıkladığımız zaman varsayılan sayfamızın kenarlarında Çeşitli düzenlemeler yapabilmemiz için araçlar belirir. Bir sayfa üzerinde bu araçları görüyorsak o sayfa seçili demektir. Şimdi bu sayfa seçiliyken bu sayfanın birebir kopyasını oluşturabilmek için sol üst taraftaki Create a New Page, yeni sayfa oluştur butonuna tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra yeni bir sayfanın oluşturulduğunu görüyoruz. E, sayfaları şöyle bir uzaklaştıralım. Şimdi bu sayfamız seçiliyken yeni bir sayfa daha oluşturalım. E şu anda 3 tane sayfamızın olduğunu görüyoruz. E şimdi yukarıdaki araçları şöyle bir tanıyalım. Bu sayfa seçiliyken ki bu 3. sayfamız. Bakın şurada sayfa 1. Burada 3. sayfanın birincisi. Bunu seçtik. İkincisi ve diğeri de üçüncüsü oluyor. Bu da diyelim ki üçüncü sayfamız seçilmiş durumda. Şu anda buradaki daha önceden belirlenmiş olan şablonlardan sayfa özelliklerini değiştirebilirsiniz. Örneğin US Letter alalım. Şu anda dikkat ederseniz sayfa boyutunu şablonu kullanarak değiştirmiş olduk. Diğer şablonlarda deneyerek değişiklikler yapabilirsiniz. E tekrar eski boyutunu aldım. E sayfaları silebiliriz. Sayfaları silmek için sayfa seçiliyken delete'e basarak silebiliriz. Ayrıca yukarıda yine Sayfayı silebilmemiz için bir butonumuz vardır. Buna tıklayarak sayfayı silebiliriz. İsterseniz serbest çizim yaparak sayfanın boyutlarını özel olarak belirleyebilmeniz mümkündür. Yine bu sayfa seçiliyken aynen bu sayfanın özelliklerini içerecek şekilde birebir kopyasını da oluşturabilirsiniz. Ve sayfaların sıralamasını da buradaki butonları kullanarak değiştirebilirsiniz. Mesela 3. sayfayı Şöyle bir tıkladığımız zaman ikinci sayfaya taşıyabilirsiniz. Burada anlık olarak güncelleme yapmamaktadır. Projeyi yeniden çalıştırdığınız zaman güncellemenin olduğunu görürsünüz. Şimdi bu sayfaları bir sileceğim. Bu sayfamız seçiliyken bunun birebir kopyasını oluşturalım. Bir tane daha oluşturabiliriz. Şimdi bu sayfaların içerisine çeşitli nesneleri ekleyebiliriz. Mesela birinci sayfaya bir tane Kare ekleyelim. İkinci sayfaya bir tane yıldız ekleyelim. Bunun rengini de şöyle rastgele belirleyebiliriz. Üçüncüsüne de bir tane daire ekleyebiliriz. Şöyle rengini de rastgele bir şekilde değiştirelim. Tekrardan sayfa düzenleme moduna geçelim. Burada üçüncü sayfamız seçili. Burada bir aracımız daha var. Seçim yoksa sayfayı güncel seçime veya seçime çizime sığdır. Kısa yolda var. Shift Ctrl R Buna tıkladığımız zaman hemen nesneye göre sayfayı ölçeklendirdiğini görmekteyiz. Ctrl Z ile geriye alıyorum. Ayrıca bir özelliğimiz daha var yukarıda. Burada da nesnenin ile beraber hareket etmesini sağlayabiliriz. Örneğin bu sayfayı seçtik. Bu sayfayı hareket ettirdiğimiz zaman nesnenin sayfayla beraber hareket etmediğini görüyoruz. Ctrl Z ile geriye alalım. Buradaki butonumuzla Buradaki nesneyi sayfaya iliştirebiliriz. Şimdi sayfayı taşıdığımız zaman nesne de sayfayla beraber hareket etmektedir. Tekrardan bu işlemi geriye alalım. Şimdi gelin bu sayfaları pdf dosyası olarak dışarıya aktaralım. Dosyaya geliyoruz. Farklı kaydet diyoruz. Evet, kaydedecek bir klasör seçtim burada. Dosya adına pdf dosya dedim. Kayıt türünü buradan pdf'e yani pdf'e alabiliriz. Evet portable document Format'ı alıyoruz. Sonra bunu kaydet ile kaydedebiliriz. Burada bir araç kutusu açılır. Buradaki seçenekleri varsayılan değerlerde tutabilirsiniz. İsterseniz PDF versiyonunda sınırlayabilirsiniz. Tamam diyoruz. Şimdi PDF dosyasını kaydetmiş olduk. Gelin PDF dosyasını açıp bir inceleyelim. Evet PDF dosyasını açtığımızda karenin birinci sayfada, yıldızın ikinci sayfada ve son olarak dairenin de üçüncü sayfada olduğunu görüyoruz. Inkscape 1.2'ye eklenen çoklu sayfalar özelliğini kullanarak metinler ve şekiller içeren PDF dosyaları hazırlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Umut ediyorum bu ders sizler için faydalı olur. Sonraki Inkscape derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hep ama hep sağlıklı kalın.